Elif Hobi YouTube kanalından herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle şiş işi bir lastiğin bu şekilde tığ işi bir örgüye monte edilmesinin nasıl olacağından bahsedeceğim arkadaşlar. Bakın bu bir bluzun kolu, tuniğin kolu. Kol kısmını bunu ben bu şekilde monte ettim. Bağladım iki örgüyü birbirine bakın. Bu şekilde tığ işine, şiş işini bağlamayı ve bu lastik ilmek sayısıyla trabzan sayısını nasıl ayarlayacağımızdan bahsedeceğim şimdi inşallah. Ben bu şekilde lastik kısmını ördüm. Ama hiç bilmeyenler için lastiği nasıl örüyorum ondan da kısaca bahsedeceğim öncelikle. Sonra da bunu buraya nasıl yerleştirdiğimi anlatacağım sizlere. O halde lastik yapımıyla devam edelim. Evet, lastiğimiz için şöyle ipimizi ikiye katlıyoruz arkadaşlar. Bakın bu şekilde. Uzunca bir lastik yapacaksak eğer bayağı bir uzun katlayabiliriz. Uzunca katlayın ki yani iki ipiniz bayağı uzun olsun ki sonrasında sıkıntı yaşamayın. Şimdi bu şekilde lastiğimi yaparken bu şekilde ipimi tutuyorum. O iki katın arasından şöyle elimi geçirdim. Buradan tığımı geçiriyorum. Çeviriyorum. Bu aradan şişimi pardon takıyorum. Buradaki ilmeği alıyorum ve sıkıştırıyorum. Bir kere daha yapıyorum. Şöyle aldım. Buradan geçirdim. Buradaki ipimden geçiriyorum ve sıkıştırıyorum. Şiş işiyle çok aram yoktu. Fakat bu kadarını bu şekilde yapıyorum ben lastik kısmını. Buradan geçirdim. Şu şekilde yapıyorum. Bakın. Bu şekilde ipimi tutuyorum. İpim bu şekilde tutulu. Şimdi bunu çevirdim elimi. Buradan şişimi taktım. Karşıdaki ipimi aldım. Taktığım yerden geçirdim. Evet, birkaç tane yapıyorum. Şimdi sinirli bir şiş var elimde. O yüzden biraz karışık görünüyor ama şöyle bakın. Bu şekilde yapıyorum. Şöyle bir kez daha. Şöyle göstereyim. Doladım, çevirdim, taktım ve çıkardım. Şöyle çevirdim. Şöyle tutmuşken ipimi şöyle çevirdim. Buradan geçirdim. Buradan ilmek aldım. Diğerinin içinden geçirerek sıkıştırdım. Bu şekilde yapıyorum arkadaşlar. Bir iki tane daha yapayım. Sonra lastiğimden. Evet, ben şöyle bir parça yaptım arkadaşlar. Bu uç kısmını bağlıyorum. Şu uç kısmını. Ama ipimin ucu biraz uzun yapmışım ben. Biraz uzunca tutmuşum. Yine bağlayayım. Böyle şöyle çevireyim. Evet, bu kısma ilmek atıyorum. İki kere ilmek atıyorum. Şimdi bir kere attım ama iki kez ilmek atıyorum. Ve şişimin birini çıkarıyorum. Şimdi buradan ipimin devamı olan kısımdan doluyorum ve başlıyorum. İlk ilmeği ben hiçbir zaman örmüyorum arkadaşlar. Daha düzgün duruyor kenar kısmı. İlk ilmeğimi çıkardım. İkinciyi şu şekilde 1 2 tane ilk ilmeğimi de sayarsak 2 tane dıştan ördüm. İpimi içeri atıyorum. 1 2 3 tane içeriden tekrar 1 2 3 tane dışarıdan örüyorum. İpimi tekrar içeriye atıyorum. Herkesin yöntemi farklıdır arkadaşlar. Ben bu şekilde yapıyorum. 1 2 3 tane içeriden tekrar 1 2 Bunu tabii ki bu 3 tane iç, 3 tane dışı siz kafanıza göre artırıp azaltabilirsiniz. Ben bu lastiği bu şekilde yaptım. 3 iç, 3 dış olarak yaptım. 3. Şimdi içeriye atıyorum ve 3 tane de iç yaparak tamamlıyorum. Bunu hiç bilmeyenler için anlatıyorum. Şöyle. Evet. Şimdi bu sırada da yine her sırada aynı şeyi ilk ilmeği örmeden alıyorum. Dışları dış, içleri iç olarak örmeye devam ediyorum.
Bu şekilde. Şimdi içe alıyorum. İçleri iç, dışları dış olarak örüyorum. 2, 3 tane içti. Şimdi sıram dışa geldi. 1, 2 ve 3. Tekrar öne alıyorum. 1, 2, 3. Dıştan devam ediyorum. 1, 2, 3. Dediğim gibi benim lastiğim 3 iç, 3 dış şeklinde devam ediyor arkadaşlar. Siz istediğiniz şekilde bunu ayarlayabilirsiniz. Evet. Bu şekilde örüyorum arkadaşlar ben lastiği. Aynı şekilde döneceğim. İlk ilmeği örmeden alacağım ve 3 iç, 3 dış şeklinde devam ederek lastik kısmını oluşturacağım. Şimdi monte kısmına geçebiliriz. Bir de şundan bahsedelim. Buradaki trabzanımıza göre lastik sayısını nasıl oluşturuyoruz? Benim burada arkadaşlar kol çevresine 72 tane trabzanım vardı. Çok çok daraltmak istemedim onu. Böyle çok dar bir lastik olsun istemediğim için. Sadece kaç tane tam hatırlayamayacağım. Şimdi bu 72 idi, bu 64. Evet. Burayı da 64 ilmekle başladım. Yani 72'ye trabzana 64 ilmek lastiği yerleştirmiş oldum. Her 7 trabzanda bir trabzan atlayarak ikinci trabzana monte ederek yaptım bunu. Siz de lastiğinizin ne kadar dar ya da geniş olmasını istiyorsanız, ben 7 seferde bir tane trabzan atlayarak bağladım. Siz işte 5 seferde bir, 4 seferde bir bağlayarak da daha dar bir lastik elde edebilirsiniz. Kol ucu elde edebilirsiniz. Şimdi monte kısmına gelince, evet, birleştirmek için bu şekilde buradan başlamıyoruz arkadaşlar. Buradan böyle tutup da birleştirmiyoruz. Çünkü tersi gelir bu sefer. Birleştiğiniz nokta dışarıda kalır. O yüzden bu parçam neyse onu şöyle çeviriyorum. Kolucum böyle dışarıya, bu şekilde dışarıya bakacak şekilde koyuyorum. Bakın. Burası benim kolucum. Şurası. Olacak şekilde koyuyorum ki örgün birleştirme, yani tığla şiş işinin birleştirme noktası dışarıda olmasın, içeride kalsın diye bunu yapıyorum. Şimdi şöyle yapıyoruz. Buradan başlayacağım. Nereden başlıyorum? Kol altından başlıyorum arkadaşlar. Yani şu örgümün bittiği yerden, tığ işinin bittiği yerden, orası kol altına geliyor ki lastiğimin birleşim noktası da yine kol altının devamına gelsin diye. Oradan başlayacağım. Şimdi şu ipi birkaç kere şöyle çekmek istiyorum içeriye doğru, karışıklık olmasın. Evet. Şöyle. Çünkü ip karışıklığı zaten birbirine birleştirmek biraz zor. İp karışıklığı ile hiç anlaşılamayabilir. Şöyle birkaç kere çekeyim, sonra keseyim onu. Evet. Keselim artık. Şimdi buradan başlıyorum. Şuradan şu şişimde olan ipimden devam edeceğim birleştirmeye. Şimdi bu benim zincir kısmı, birleşim noktası, kol altındaki birleşim noktamın tepesinden başlıyorum. Tepesinden, o zincirin tepesinden tığımı taktım. Buradan içinden bir ilmek geçiriyorum. Şöyle yapalım. Bu ipimden oradan ilmek çıkarıyorum. Bunu sıkıştırıyorum. Şurada hiç mesafe kalmayacak şekilde. Yani iki örgü parça birbirine yapışacak şekilde sıkıştırdım. Şimdi buraya bir tane zincir çekeceğim ve oraya sabitledim artık. Şimdi buradan bir tane ilmek alıyorum şişimden. Bunu biraz ittirelim. Ve şuradan devam eden trabzanımın tepesinden tığımı taktım. Bir ilmek de oradan çıkarıyorum. Tığımda 3 tane ilmek var şu anda. Üçünü birden çekiyorum. Bir daha yapalım. Şişimden bir ilmek aldım. Tığıma geçirdim. Devam eden trabzanımdan da şöyle. Devam eden trabzanıma tığımı geçiriyorum. Bir ilmek oradan çıkarıyorum. Tığımda 3 tane ilmek var şu an. Bakın, 3 tane ilmek var. Hepsini birden çekiyorum. Bu kısmı gevşek yapalım arkadaşlar. Sıkı yaparsanız çok güzel o birleştirme kısmı. Gevşek yapın. Bir tane aldım. Bu üçüncü olacak şu an. Bir tane aldım.
Trabzanıma da tığımı takıp oradan da bir tane çıkardım. 3 ilmeğim var şu an. Üçünü birden çekiyorum. 3 oldu. Bu dördüncü. Tığımdan aldım. 3 ilmeğin hepsini birden çekiyorum. Şimdi beşinciyi yapıyorum. Beşinci ilmeklerimi aldım. Tığımdan da trabzanımın tepesinden bir ilmek çıkardım. 3 ilmeğin hepsini birden çıkarıyorum. Çekiyorum pardon. Altıncıyı alıyorum. İlmeğimi aldım. Trabzanımın tepesinden de yine ilmeğimi çıkardım. Çektim. Ve yedinciyi alıyorum şu an. Aldım. Buradan da devam eden trabzanımdan ilmek çıkardım. Hepsini birden çektim. Şimdi ben 7 kere de bir tane trabzan atladım demiştim. Burada 64 var. Burada 72 var. Birbirine monte edebilmek için. Şimdi buradan tığımdan yine ilmeğimi aldım. Burada devam eden trabzanım bu. Devam eden trabzanım şu. Ona yapmıyorum, onu atlıyorum bir sonrakine. İlmek sayısıyla trabzan sayısını birbirine denk getirebilmek için bunu yapıyorum. 3 ilmeğimin hepsini birden çekiyorum. Bu ilkiydi. Tekrar tığımdan, şişimden ilmeğimi aldım. Tığımda, trabzanımdan da alıyorum. 3 ilmek var. Hepsini birden çekiyorum. Bir kez daha görelim. Şişimden aldım. Tığımdan ilmeğimi çıkardım. Hepsini birden çekiyorum. Çok güzel bir teknik arkadaşlar. Tüm örgülerinizi çok rahat kullanabilirsiniz. Şiş ve tığ işini birleştirme noktasında kullanabilirsiniz. Bakın tığım, şişimden ilmeğimi aldım. Trabzanımdan ilmeğimi çıkardım. 3 ilmek var. Tığımda hepsini birden yapıyorum, çekiyorum. 5 oldu galiba. Şimdi bu yöntemin yerine siz her bir şu şekilde bunu da alalım. Şu trabzanlarımızdan ilmek çıkararak şişe geçirip yani geçirerek ilmek çıkarıp daha doğrusu aynı anda yapıyoruz çünkü. Onu da örebilirsiniz ama dar bir alan oluyor. Ben çok rahat çalışamıyorum o durumlarda. O yüzden lastiği örüp buna monte etmek bana daha kolay geldiği için bu yöntemi kullanıyorum. Dediğim gibi siz dilerseniz buradan tığla tek tek ilmek çıkarıp şişe geçirerek boydan boya dolanırsanız da yine aynı sonucu elde edebilirsiniz. Sadece dar bir alan olduğu için çalışmakta zorlanabilirsiniz. Tek dezavantajı o olur. İlmeğimi aldım. Buradan da çıkardım. 3 ilmeğin hepsini birden çekiyorum. Son kez görelim. Şişimden ilmeğimi aldım. Tığımdan da, pardon, trabzanımdan da bakın. Trabzanım burada. Devam eden trabzanımdan da ilmeğimi çıkarıyorum. 3 tane ilmek var tığımda. Hepsini birden çekiyorum. Yöntem bu şekilde. Şimdi birleştirip uç kısma kadar geleceğim. Bir de sonrasında bu lastiğin uçlarını da yine tığla birleştirmesini göstereceğim. O kısımdan tekrar birlikte devam edelim. Evet, son ilmeğe geldim arkadaşlar. Onu da sizinle bitirelim istedim. O yüzden bıraktım. Şöyle son ilmeğimi de alıyorum. Artık şişleyişim bitti. Son ilmeğimi aldım. Buradan da son trabzanıma batarak ilmek çıkardım. Bakın tığımda 3 tane ilmeğim var. Hepsi birden çekiyorum ve bu birleştirme işini tamamlıyorum. Bu dediğim gibi daha dar bir lastik yaparsanız arkadaşlar 7 tane yaptıktan sonra bir tane trabzan atlamak yerine işte 5 taneden sonra bir tane atlayıp 4 taneden sonra bir tane atlayıp gibi sayıları kendinize göre ayarlayarak daha dar bir lastik elde edebilirsiniz. Bu ters düz noktasında da söylemeye çalıştığım şey şuydu. Bakın o şekilde tuttuğumuz için şu birleştirme noktası şu kısım. Şöyle açarak gösterirsem daha iyi olur. Şu kısım içeride kaldı. Kolun içinde kaldı. Şöyle birleştireceğiz ve dış kısmı bu olacak. Şimdi bu düz yüzü. Örgümüzün düz yüzü. Buradan böyle birleştireceğim tığla. Ama tabii ki önce örgümüzün tersini çevirmemiz gerekiyor. Ben örgünün tersini çevireceğim. Oradan tekrar devam edelim. Evet, çevirdim şu şekilde örgümü. O bir zincir çekmiştim. Oradan tığımı tekrar taktım. Şimdi buradaki ilk sıramla bu lastiğimin ilk sırasındaki şu. Bakın yanlarında bu şekilde V'ler var. Şu renkli kısımda daha iyi görünüyor. Şöyle yanlarında
V'ler var. Bu V'lerden tığımı geçirerek birleştirme yapıyorum. Buradan alıyorum. Karşıdaki ilk V'yi alıyorum. Ve sık iğne yapıyorum. Çok geniş geniş yapıyoruz arkadaşlar bu kısmı ki kasmasın. Buradan aldım, buradan aldım. Ve sık iğne yaptım. Buradan aldım. Kaydırdım galiba. Burada önemli olan bu arkadaşlar. Kaydırma yapmamanız gerekiyor. Şimdi bir daha bakmak istiyorum. Evet. Şunu dipten almamışım. 1, 2, 1, 2, 3. Evet, şuradan alacağız. Şuradan aldım. Buradan aldım. Bağladım. Buradan aldım. Buradan aldım. Bağladım. Mavileri aldım. Bağladım. Aradaki renkli zemin rengimi aldım. Bağladım. Dediğim gibi burayı gayet geniş tutuyoruz. Şuradan aldım. Şuradan aldım. Şöyle. Şu renkli kısımları yalnız alırken şöyle içeriye doğru alacağız ki onlar dışarıda kalmasın. Bunu ben tekrar ayarlayacağım arkadaşlar. Şu an sadece birleştirme kısmını görün. Ben onu tekrar dışarıdan alacağım şimdi. Buradan alıyorum. Bakın şu sıradayım. Buradan alıyorum. Bağlıyorum. Bu şekilde birer ilmek alarak uç noktaya kadar geleceğim. Şurada ve son halini göreceğiz lastiğimizin. Evet, birleştirmemi bitirdim arkadaşlar. Bakın bu şekilde oldu. Demeye çalıştığım şey şu ipler diğer tarafta kalmıştı. Ben fark etmemişim. Onu içeriye alarak tekrar birleştirdim. Şimdi düzünü çevireceğim ve bakacağız son haline. Evet, son halde bu şekilde oldu arkadaşlar. Bakın bunu her türlü örgünüzde çok rahat kullanabilirsiniz. Etek ucunda, boyun kısmında, kol ucunda, her türlü lastik işinizde. Böyle bazen tığ şi lastik mesela bu şekilde delikli bir örgüye tığ şi lastik biraz sert durabiliyor. Daha yumuşak bir lastik isteyebiliyoruz. Delikli bir yapı dediğim gibi yumuşak bir dokusu olduğu için örgünün kendisinin. Bu şekilde yumuşak bir lastik elde ederek rahat bir kullanım sağlayabiliriz kendimize. Evet arkadaşlar, bugünlük de videomun sonuna geldim ben. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. İnşallah beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı, kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve yeni videolardan haberdar olmak için abone ol butonun yanındaki zili aktifleştirmeyi unutmayın lütfen. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.